Çok yana değil ama elbette ki bir seçim süreci var ve bir söylemde bulunacak. Geleceğe dair açıklama yapılması gerekiyor seçmene yönelik ama tercihini Millet İttifakı ve o partileri ittifak oluşan parti liderlerine yönelik bir takım iddiaları gündeme getirerek bu yana kullanıyor. Şimdi İBB'ye yönelik bir teftiş var. Sizin bir açıklamanız var. Buradan bir kayyum çıkacağına inanmıyorum dediniz ama bugüne kadar HDP'den biliyoruz terörle bağlantılı terör iddiaları sonunda genelde hep kayyum ataması yapılıyor. Şimdi ispatlanabilecek bugüne kadar ispatlanmadı. Bu iddialar dile getiriliyor. Burada bir peki CHP'ye yönelik kayyum planı yoksa bir algı operasyonu mu var? Yani seçmene bugüne kadar dile getirilen terör örgütü ve onlarla ilişkili Millet İttifakı algısı mı yayılmaya çalışılıyor? Ben öyle düşünüyorum. Ben öyle olduğunu tahmin ediyorum. Çamur atıyorlar. CHP'ye çamur atıyorlar. Ekrem Bey'e çamur atıyorlar. Yaptıkları budur. Böyle bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Bunu da Sayın İçişleri Bakanı özel olarak yapıyor. Anlaşılan AKP'nin öteki kademelerinde, kadrolarında bu doğrultuda bir çaba yok. Bu çabayı İçişleri Bakanı doğrudan doğruya kendisi sürdürmekte. Çünkü bunun ilk kamuoyu gündemine gelmesinden sonra AKP'nin başkan vekilinin bir açıklaması olmuştu. Böyle bir düşüncenin taşınılmadığını, böyle bir girişimin parti geneli itibarıyla başlatılmamış olduğunu ifade eden bir açıklamaydı. O nedenle diyorum bu İçişleri Bakanı'yla sınırlı. Bilemiyorum tabii kendi işleyişleri nasıldır. Hem İçişleri Bakanı bunu yapabilir hem de partinin yönetim kademeleriyle belli bir bağlantı kurulmuş olabilir ama ne olursa olsun çamur atarak çok kötü bir izlenim yaratmaya, farklı bir izlenim yaratmaya çalışarak sonuç elde etme arayışı içindeler. Yalnız burada ben yine aynı şeyi söylemek istiyorum. Buradan kayyum çıkmaz. Kayyum çıkacaksa buradan Adalet Bakanlığı için kayyum çıkar. Yani bizim için, yani bizim belediyemiz için, İstanbul Belediyemiz için niye kayyum çıksın ki? Nasıl kayyum çıksın ki? Yani bunların her birinin temiz kağıdı, adli sicil tarafından verilmiş temiz kağıdının alındığını Sayın Ekrem İmamoğlu söylüyor. İddia edilen isimlerin her birisiyle ilgili adli sicilin temiz kağıdı var. Ne yapacak yani İstanbul Belediyesi bunun ötesinde devletin Adalet Bakanlığı'nın vermiş olduğu bir belgeye inanmayıp da kendisi mi ayrıca bir soruşturma yapacak? Dolayısıyla buradan bizi zora sokacak, İstanbul Belediye'mizi zora sokacak hiçbir şey çıkmaz. Tabii bu arada yine arkadaşlarımız haklı olarak Sayın Bakan'ın çelişkilerine de dikkati çekiyorlar. Yani hem Türkiye'de işte şu kadar terörist kalmıştır deyip hem de onun bilmem kaç katı teröristi İstanbul Belediyesi'nde çalışıyor diye göstermenin tutarsızlığı da ortada. Zaten o oradaysa şimdiye kadar niye müdahale etmedin? Şimdiye kadar niye götürmedin? Ya da şimdiye kadar neden İstanbul Belediyesi'ne isim vermedin de basın aracılığıyla bunu kamuoyuyla paylaşıp sonuç elde etmeye çalışıyorsun? Buradan bir şey çıkmaz. Buradan Ekrem Bey'le ilgili, partimizle ilgili ya da İstanbul Belediyesi'nin tüzel kişiliğiyle ilgili bir olumsuzluk çıkamaz. Yani çok açık olarak görüyorum. Ben eski bir belediye başkanıyım. Belediye başkanlığı yapmış birisiyim. Başbakan yardımcılığı yaptım. Yani devletin her iki tarafında da yer almış birisiyim kamu yönetiminin. Buradan böyle bir şey çıkmaz. Çıkamaz. O zaman evet. Sayın Kılıçdaroğlu'nun diğer iddianamesinde adının bulunması da aynı algı sürecinin bir parçası olarak görülebilir mi? Evet, yani onu bilemiyorum tabii yani ama evet görülebilir. Yani genel olarak söylüyorum çünkü yani kullanılan ifadeler, yapılan açıklamalar AKP tarafından hep bu şekilde. Siz de zaten biraz önce söylediniz Sorel Bey. Yani onlar bir şey yapıyor, bir şey yapacaklarını anlatmaktan çok bize Millet İttifakı'na, Millet İttifakı'nın önde gelen isimlerine, kurumlarına çamur atarak, yanlış izlenimler yaratarak sonuç elde etmeye çalışıyorlar. Zaten söyleyecekleri başka bir laf da yok. Ne diyecekler? 20 yıldır Türkiye'yi yönetiyorlar. Siz bize oy verin de biz bu işleri işte çözeriz mi diyecekler? Kendi yarattıkları sorunları zaten aşmaya, çözmeye çalışıyorlar. Onun için halka söyleyecekleri bir söz olmadığından bu böyle bir siyaseti izlemeyi tercih ediyorlar.
Benim gözlemim bu şekilde. Peki bir algı yaratılmak isteniyorsa ki bu da seçim öncesinde yaratılmak isteniyor. Seçimin de 2023'te yapılacağı söyleniyor. Bu kadar ciddi ve ispatlanamayan ve aslında İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı nezdinde dile getirilen bu algılar ne kadar sürdürülebilir bir sonuca vardırılamadan? Acaba bir noktadan sonra istedikleri sonuç o algı yaratılırsa erken seçim düşüncesiyle mi yapılıyor bunlar? Şimdi efendim biz AKP'nin söylemini, tavrını özellikle İstanbul için söylüyorum. 2019 Mart'ında yaşadık. Ben öyle düşünüyorum. Yani hatırlıyor musunuz? AKP'nin bu konuda görevli Sayın Genel Başkan Yardımcısı hiçbir şey olmasa bile bir şeyler olmuştur diye bir açıklamada bulunmuştu. Hı hı. Hiçbir şey olmasa bile bir şeyler olmuştur. Zaten bu açıklama bile o tarihte 2019 Mart seçimlerine giderken durumun ne kadar komik olduğunu ortaya koymuştu. Ve buna verilen cevabı da hep birlikte yaşadık. Yani 15-16 bin oy farkının 800 bin oy farkına çıktığı bir seçimle buna yanıt verildi. Yani burada açmaz var. AKP'nin gideceği bir yer yok. Aynı şey yapsınlar yine bir şeyler oldu deyip o şeylerden hareketle kendilerine göre yeni bir karar alsınlar, onu uygulasınlar. Bu kez çok daha farklı bir şekilde, çok daha büyük bir marjla biz aynı sonucu elde ederiz. Yani kımıldayacakları yer kalmadı. O nedenle çamur atıyorlar. Başka da söyleyecek bir şeyleri yok ama sonuç alamazlar. Alamayacaklar. Çok açık olarak bunu görüyorum ben. Peki bu iddiaları dile getirmenin dışında farklı bir strateji olduğu da söylendi. Bunu da aslında biraz gördük. Sayın Kılıçdaroğlu teke tek programına, gazeteci Fatih Altaylı'nın programına katıldığında Sayın Meclis Başkanı ve Sayın Ulaştırma Bakanı katıldı ve yanıt verdi iddiaları. Bunu ilk kez gördük. Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimat verdiği iddia edildi. Bu da yeni bir strateji dendi. Şöyle ki bundan sonra her iddia dile getirildiğinde aranıp yanıt verilsin diye. Eskiden muhalefeti çok da söylemleri dikkate almazlardı. Alınmazdı daha doğrusu. Şimdi hem iddialar gündeme getiriliyor, bir yandan da cevap verilmesi isteniyor. Ne değişti? Muhalefete yönelik tedirginlik arttı mı iktidar kanadında? Şimdi birkaç örnekte ana muhalefet partisinin, genel başkanının, yönetiminin bilgi almak ihtiyacıyla yaptığı çıkışları izledik. Daha ayrıntılı bilgi almak istiyorlar. Bir muhalefet partisinin, hele ana muhalefet partisinin yönetiminin hakkıdır bu. Kamudan, yönetimden, hükümetten, bakanlıklardan ya da yönetime bağlı kamu kuruluşlarından bilgi istiyorlar, ek bilgi istiyorlar. Gazete bilgisiyle ya da bakanların, yöneticilerin demeçleriyle yetinilmesinin olanaklı olmadığı bir durum var önümüzde. Aslında ana muhalefet partisi ifadesi artık kullanılmıyor, bunu biliyorum ama yani muhalefetteki en büyük parti diyeyim ya da daha iyi anlaşılsın diye dinleyicilerimizin bu ifadeyi kullanmaya devam edeyim. Ana muhalefet partisi ifadesini kullanmaya devam edeyim. Ana muhalefet partisi genel başkanı bilgi istiyor. Ve bunun için de telefonu açıyor, randevu istiyor. Soray Bey, şimdi böyle bir şey olur mu? Randevu verilmemesi düşünülebilir mi? Bakın randevu verildi, Merkez Bankası'na gitti, bilgi aldı, doğru buldu, yanlış buldu, kendi değerlendirmesini söyledi. Ama uygar bir ülke şeklinde bir işleyiş söz konusuydu. Daha sonra hem TÜİK'te hem Milli Eğitim Bakanlığı'nda o sıkıntılı görüntüleri hep birlikte izledik. Sonuç Allah aşkına, yani bir devletimiz var. Yurttaşlarımız iktidarıyla, muhalefetiyle düzgün bir işleyişi arzuluyorlar haklı olarak. Böyle bir devlet işleyişi olamaz. Yani kapılar kapanıyor, randevu verilmiyor. Başlı başına çok büyük yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Şimdi belki bunların yaratmış olduğu rahatsızlığı da gördüler. Hani demin dedim ya Sorel Bey, yaptıkları her şey aslında ayaklarına dolaşıyor. Bir süre sonra çok yanlış davrandıklarını anlıyorlar. Belki onu telafi etmek amacıyla bundan sonra bilgi verilsin vesaire ifadelerini kullanmış olurlar. Eski tarihlerde benim hükümette olduğum dönemde ve daha öncesinde daha çok dışişleri
için bu söz konusu olurdu. Dışişleri Bakanları zaman zaman bilgi verirlerdi. Bir iki defa belki Savunma Bakanı da, Milli Savunma Bakanı da bilgi vermiş olduğu örnekler yaşanmış olabilir. Ama şimdi öyle bir noktaya geldik ki, yani bilgi alma ihtiyacı her alanda kendisini çok açık bir şekilde hissettiriyor. Yani istatistiki bilgiler, parasal gelişmelerle, uygulamalarla ilgili bilgiler, milli eğitimle ilgili bilgiler, her alanda çok ciddi sorunlar.